Öğretmenin sesi bana gelmiyor. Benim sesim öğretmene gitmiyor. İlk başta problem yok ama 2 dakika sonra ses kesiliyor. Mikrofonu açtığım zaman bu sefer hoparlörün sesini duyamıyorum gibi. Öğretmenim, bütün ayarları söylediğiniz gibi yaptım ama çalışmıyor diyorsanız, Microsoft işbirliği ile EBA için bir dosya oluşturuldu. Peki bu dosya hangi dosya ve nereden ulaşılabilir? Ayrıntılar videoda. O zaman hadi dosyaya. Hocam, siz Windows 10 kullanın çünkü Windows 7'yi EBA canlı ders önermiyor demiştiniz. Ama ben bilgisayarımın işlemcisi RAM'i sebebiyle bilgisayarımı Windows 7'den Windows 10'a yükseltemiyorum. Ya da Windows 10'a nasıl yükselteceğimi bilmiyorum. Ya da Windows 10'u lisanssız kullanamam. Bende de Windows 10 lisansı yok. Dolayısıyla ben Windows 7 ile devam etmek zorundayım diyorsanız, o zaman Microsoft ve EBA işbirliğiyle bir EasyFix dosyası yayınlandı. Bu ne demek? EasyFix, kolay düzeltme dosyası. Yani sizin elle yapamayacağınız ayarları bilgisayarımıza yükleyeceğimiz küçük bir dosya sizin adınıza hızlıca düzeltiyor. Eklenti gayet küçük bir eklenti. Çift tıklayıp açıyorsunuz. İleri ileri diyorsunuz. Düzeltilmesi gereken birkaç tane önemli ayarı sizin yerinize yapıyor. Tamam da hocam, bu dosyaya nereden ulaşabiliriz? Bu dosya güvenilir mi derseniz, hızlıca bakalım. EBA canlı ders sayfama girdim. Nasıl giriş yaptım artık göstermiyor. Videonun uzamasını istemiyorum. Sol taraftaki sekmelerden canlı ders sekmesine geldim. Bakın, alt tarafta EBA Yardım Merkezi diyor. EBA Yardım Merkezi'ne tıkladığım zaman karşıma işte bu sayfa geliyor. Bu sayfada öğretmen, öğrenci ve veli için sorabileceğiniz birçok sorunun cevabı var. Aynı zamanda da alt taraflara indiğimiz zaman işte bakın burada ne diyor? Windows 7 işletim sistemi için bilgisayarınız canlı derse başlat düğmesine tıklandığında bağlantı hatası alıyorsanız bu dosyayı indirin diyor. Buradan tıklayıp indirebilirsiniz. Hocam ben bulamadım, EBA'ya giremedim, EBA şifremi kaybettim gibi gibi bana dosyayı verir misiniz derseniz kanalımıza abone olup Instagram'dan da bana ulaşırsanız dosyanın linkini size yollarım. O zaman her zaman söylediğimiz gibi evde kal Türkiye, hoşça kal.